GTA 1, 2, 3, 4, 5, Vice City, San Andreas, Chinatown Wars, modlar, yamalar ve hepsi. Tam 25 yıldır hayatımızda olan oyuncuların en büyük aşkı. Vazgeçilmez açık dünyası, kimi hoş, kimi de bilgisayar parçalatan görevleriyle GTA. Sahip olduğu tüm özellikleriyle Rockstar'ın büyük başyapıtı Grand Theft Auto, yani Türkçesiyle büyük araba soygunu, hepimizin bildiği adıyla da GTA. 1997'den beri hayatımızda olan bu oyunun ilkiyle sonu arasında nereden baksanız 20 yıldan fazla var. 1997'den beri hayatımızda olan GTA'nın ilk oyunuyla son oyunu arasında o kadar büyük fark var ki, zaten ilk oyunla son oyuna bile baktığınızda bu oyunların arasında geçiş yaparken hem teknoloji hem de zaman anlamında ne kadar ileri gittiğimizi hepimiz görebiliyoruz. Bildiğiniz gibi GTA 5 yıllardır oyun piyasasının altını üstüne getiriyor ve sektöre artık yön veriyor. Gerçi Rockstar için öyle desek çok da yanlış olmaz. Hazır GTA 6 yolda denmişken biz de serinin tüm hikayesine ve efsanevi gelişimine şöyle bir bakalım dedik. Bu arada GTA'nın yeni oyununu, yani GTA 6'yı önümüzdeki 1-2 yıl içinde bekliyoruz. Biz de bu bekleme dönemini Dell'le geçirmeye karar verdik. Çünkü Dell'in 2 yıl yerinde hizmet garantisi var. Yani bilgisayarınızda bir sorun olursa oturduğunuz yerden Dell'i arayıp sorununuzu çözdürebiliyorsunuz. Ki bizim gibi oyuncular, en azından kendimden baz alıyorum, çok fazla böyle yerimizden kalkmaya biraz üşeniriz. Bu yüzden de aradığınızda telefondan sorununuzu çözüyorlar. Ha, telefondan çözülmeyecek bir sorunsa da evinize gelip yerinde hizmet veriyorlar. Bu da Dell'in 2 yıl boyunca ücretsiz bir şekilde verdiği bir garanti. Biz şimdi konumuza dönelim. Bunun için de ta 1997'ye gitmemiz gerekiyor. Bu dönemde Rockstar yetkilileri, ki o dönem DNA Design'de yapımcısı, yeni bir oyun yapmaya karar veriyorlar. Oyunun adı da Raise and Chase. Bu oyunun oynanışında şehri izometrik görüyordunuz ve bütün oyunu yukarıdan bakarak oynuyordunuz. Oyunun modlarına göre de polis ya da hırsız olarak oynayabiliyordunuz. Ama oyunda şöyle bir bug fark ettiler. Siz hırsız olduğunuzda polis arabası sizi sürekli yolun dışına itiyordu. Polisler bir türlü oyunun keyfini çıkarmaya izin vermediği için onların aktifliğini düşürdüler ve sadece hırsız moduna odaklandılar. Yani ufak bir bug üzerine bir süre düşünmenin ardından 1997'de GTA'nın ilk oyunu piyasaya çıkmış oldu. Oyundan alınan keyif belki biraz sorgulanabilir o dönem için. Yani ben olsam GTA 1 ile yakın dönemde çıkmış olan Half-Life'ı oynamayı tercih ederdim. Yani böyle kalite olarak ve gerçekçilik olarak baktığınızda Half-Life o döneme göre biraz daha önde aslında. Onlar da oyunun keyfini biraz daha artırmak için 1999'da GTA London 1969'u ve hemen ardından da GTA London 1961'i çıkardılar. Neden önce 69 sonra 61? Bunun neden olduğu ile ilgili hiçbir fikrimiz yok. Ama oyun ufak değişiklikler dışında yine de hala GTA 1'di. Londra sokaklarında gezebildiğiniz, İngiltere havasını buram buram soluyabildiğiniz dönemine göre güzel oyunlar da denebilir. Tüm bunlar da yine 1999'da piyasaya sürülecek GTA 2'nin habercisiydi. Teknik olarak serisinin 4. oyunu olan GTA 2, çete savaşlarının insanlarla etkileşim ve daha geniş bir dünyanın öncüsüydü. 2013 yılında geçen oyundaki ana karakterimiz ise GTA 3'ten tanıdığımız Cloyd Speed. Ki aynı başroller yani. O dönem yukarıdan görüyorduk, GTA 3'te de daha yakından kendisini tanıma fırsatını bulabildik. Birkaç temel grafik değişimi de yapıldı bu oyunda ama asıl devrim 2001 yılındaki GTA 3'te oldu. Bu oyunla birlikte hikaye ve oynanış konusunda biraz daha kısıtlı bir dünya yaratan izometriyi kenara bıraktılar ve tamamen 3 boyutlu bir dünya yarattılar. Benzer şekilde oyunlar aslında o dönemde yine vardı ama GTA 3 ile ilk defa 3 boyutlu bir oyun milyonlarca oyuncuya ulaştı. GTA 1 ve 2'deki görevlerin çoğunluğu da arabaylaydı ama burada ilk defa 3 boyutlu araba kullanma şansını elde ettiğimiz için oyundaki görev yapmanın keyfi bayağı doruklara ulaştı diyebilirim. Radyomuzu açıp gezebiliyor ya da görev yapabiliyor, çete savaşlarına katılabiliyor, yani istediğimiz her şeyi serbestçe yapabiliyorduk. Bu arada önceki oyunlarda herhangi bir ses ya da efekt yoktu. Bütün konuşmalar sadece altyazıyla geçiyordu ve hiçbir şey duymuyorduk. GTA 3 ile birlikte de ilk kez kendi karakterimize dahil olmak üzere herkesin sesini duyup günlük hayata eşlik etmeye başladık. Bu yüzden de tabii ki güzel bir hoparlör ya da kulak ihtiyacınız var elbette. Örneğin bu önümdeki bilgisayarda oyun tutkunlarına özel bir şekilde yapılmış Naimic 3D Audio çift hoparlör bulunuyor. Bu sayede tüm sesler daha berrak ve daha canlı hale geliyor. Şimdi farkındaysanız 1997 ile 2001 arasındaki 4 yılda 4 farklı GTA oyunundan bahsettim. Anlayacağınız Rockstar şimdi yaptığı gibi böyle 10 yılda bir oyun çıkarmak yerine bayağı seri üretimde ve çok kaliteyi artırarak yeni oyunlar çıkarıyordu. Aynı duruşa devam ettiler ve Ekim 2002'de hepimizin en az bir kere oynadığına inandığım GTA Vice City piyasaya sürüldü. Ama Vice City yeni bir oyun olarak değil, GTA 3'ün ek paketi olarak piyasaya sürülmüştü. Aynı grafik motorunu kullanıyordu ancak bütün görevler, dünyalar, karakterler, her şey birbirinden farklıydı.
Ama bu oyunu yaparken de Al Pacino'nun meşhur karakteri Tony Montana'nın filmi Scarface'ten çok etkilenmişlerdi. Mesela orada karakterin adı Tony, bizim karakterimizin adı Tommy'ydi. Tony'nin malikanesi bu şekilde görünüyordu, Tommy'ninki de böyle. Film Miami'de geçiyordu, oyun ise Vice City'de geçiyor ama harita olarak da birçok konuda Miami'ye birebir benziyordu. Ama tabii ki bu benzerlikler GTA Vice City'nin efsane bir oyun olduğu gerçeğini tabii ki değiştirmiyor. Tommy Reis'in karizması, oyun içinde saklanan detaylar, görevler, bunların çeşitliliği ve çok daha fazlasıyla bir dönem İnternet kafelere gidip ya araba sürüyorduk, ya adam dövüyorduk, ya araba dövüyorduk ama bir şekilde bu oyunu hepimiz oynuyorduk. Bu arada GTA Vice City ve görev dediğim anda eminim ki hepimizin aklına o görev geliyor. Mami senin aklına görev geldi? Helikopter. Abi şu helikopter görevi Allah belasını ver. Onu kim tasarladıysa, kim kodladıysa, kim yaptıysa yani Allah hepsini bildiği gibi yapsın diyorum. Bir tek yani hepimize gerçekten bilgisayar parçalatabilecek bir görevdi helikopter görevi. Artık yani yapacak bir şey yok. Yani bak düşün, bak kalbim sıkıştı. Şehir ve açık dünya konusunda da bir sonraki oyun olan GTA San Andreas kesinlikle bir devrim niteliğinde. Oyunda 3 farklı şehir ve 3 tane dev harita yer alıyor. Los Santos, Los Angeles, San Fierro, San Francisco, Las Venturas ise Las Vegas'ı temsil ediyor. Görevlerin türleri de şehirlere göre değişiyor. Örneğin Las Venturas'a gittiğinizde kumarhane sahibi bir adamla arkadaşlık ediyorsunuz ya da görevleriniz biraz onların etrafında değişiyor. Yani şehirlerin birebir Amerika'daki şehirlerden alındığı çok belli. Bu arada buraya kadar gelmişken CJ Reis'i de yine anmadan geçmek olmaz arkadaşlar. Üzerinde binlerce mod yapıldı, adam Metin 2'deki savaşçı mı olmadı, Recep İvedik mi olmadı, Türkiye formasıyla doğanlara, şahinlere mi binmedi? Bizim için şekilden şekle giren, yeri gelir kilo alır, kaslanır, yeri gelir zayıflar. CJ de gerçekten Türkiye'deki özellikle San Andreas severler için büyük bir emektardır diyorum. Aslında burada şunu anlatmak istiyorum. San Andreas'ta karakterimizi çok özelleştirebiliyorduk. İstersek spora gidiyorduk, adama kas yaptırıyorduk, ne bileyim sosyalleşiyorduk. Arabamızda daha çok sosyalleşebiliyorduk. Ayrıca çete savaşlarında ilk kez bu oyunla iliklerimize kadar hissettik. Ballaslar yüzünden bir dönem mor renk görünce bile geriliyorduk. Belki hatırlarsınız, hepimiz yaşamışızdır. Hatta o haritada mor renkler, sarı renkler, yeşiller falan vardı ve tamamını yeşile boyamadan da bırakmayan kaç kişi olduğumuzu da bir yandan merak ediyorum. Hem beklentiyi hem de oyundan alınan keyfi doruğa çıkaran San Andreas yüzünden GTA 4'e olan beklenti ve onunla ilgili kurulan hayaller çok daha fazlaydı. Ve 2008'de GTA 4 geldi. Beklentiler aslında biraz boşa çıktı diyebilirim. Daha doğrusu burada biraz kitle ikiye bölündü. Çünkü GTA 4 hikaye anlamında çok güçlenmişti. Ama o eski GTA'nın havası yoktu. Yani biraz daha dramatik bir hava vardı şehirde. Bu durumda kitlenin diğer tarafını pek memnun etmemişti. Soğuk ve solgun bir şehir havasında biraz içimizi daraltan GTA 4 Doğu Avrupalı Nikon'u maceraları eşliğinde güzel bir hikaye sundu aslında bize. Bu arada San Andreas'ın bilgisayarda kapladığı alan 3.8 GB iken GTA 4 tam 18 GB yer kaplıyor. Yani iki oyun arasında nereden baksanız 6 kat fark var. Çünkü oyunların kalitesi arttıkça depolama alanlarımıza yüklediği ağırlık da artıyor. Önümdeki Dell gibi yeni nesil bilgisayarların büyük depolama alanlarına, bunlara ek SSD olarak kullanabileceğiniz opsiyonel çift disk sürücü sayesinde daha da fazlasına sahip olabiliyorsunuz. Yine de birçok açıdan beklentiyi karşılayamayan Rockstar GTA 5 için kollarını sıvadı. Tabii bizi de bir heyecan sardı ve Eylül 2013'te 5 yıllık hasret sona erdi ve GTA 5 piyasaya sürüldü. Eski canlı Los Santos havasına tekrar bürünen GTA 5, Rockstar'ın ilk kez San Andreas'ta düşündüğü ancak hayata geçiremediği farklı karakterleri tek oyun içine kontrol etme teknolojisinde bu oyunda kullandı. Trevor, Franklin ve Michael sayesinde hem suç temasının doruklarını, hem fakirliğin dibini, hem de zengin hayatını tek seferde tanımış oldu. Bir yandan görevlerin güzelliği, bir yandan da açık dünyanın genişliği sayesinde GTA 5 bizim bütün beklentilerimizi karşılamayı başaran bir oyun oldu. Toplamda 280 milyon dolara mal olan oyun ilk hafta sonunda bu harcamayı 3'e 4'e katladı ve 1 milyar dolara geçen bir kazanç sağladı. Aynı zamanda online oynamayla ilgili de en çok çabayı GTA 5'te sarf ettiler ve Rockstar single play'de tarih yazarken bir yandan da online tarafa el atmış oldu. Hatta kendi online dünyasını yaratmış oldu. Bunu da söylemeden geçmek olmaz. Görevleriyle açık dünyasının eşsiz tadıyla bize yaşattığı tüm duygularla GTA serisi birçok oyuncunun hayatında çok büyük yer kapladı. Ve gelecekte de tabii ki bu etkiyi devam ettireceği benziyor. Hele üzerine çıkan modlarla ve gerçekçi grafik yamalarıyla oyun olağanüstü bir hal aldı. Hatta Webtekno olarak zamanında GTA 6 yaptık diye oyunu çok gerçekçi bir yamayla oynadığımız bir videomuz da vardı. Ona da göz atabilirsiniz. Bu grafiklerde oynayabilmek için de doğal olarak kaliteli bir ekran kartına ihtiyaç duyuyorsunuz. Önümdeki Dell G15-5511'de ise GeForce RTX 3060 ekran kartı ile birlikte Dell'in GameShift teknolojisi bulunuyor. Ağır ya da böyle çok güç gerektiren bir oyun oynuyorsanız klavyenizdeki Fn ile GameShift tuşlarına basıyorsunuz. Alienware Command Center'ın dinamik modu açılıyor. Bu sayede bilgisayarınızın fanları çalışıyor. Fanları maksimum hıza çıkarabilir ve işlemcinizi soğutabilirsiniz. Bu sayede GTA ve türevi gibi ağır oyunları çok daha verimli ve iyi bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Bu arada
Rockstar'ın çıkardığı pek çok GTA oyunu var. Örneğin 2005 yılında PlayStation için çıkmış olan Liberty City Stories, GTA 1 ve GTA 4'ün karışımı olan Chinatown Wars, Game Boy Advance için çıkarılan GTA Advance gibi pek çok örneği ve pek çok çeşidi var. Yani GTA çok anlayacağınız üzere ama biz tabii ki GTA 6'yı bekliyoruz. İnşallah Half-Life 3 gibi 20 yıldır yenisi gelecek deyip de bir türlü çıkmayan oyunlardan biri haline gelmez. Biz de GTA 6 için 5'in arkasından neredeyse 10 yıl geçmiş olmasına rağmen hala gelecek umudumuzu sürdürmeye devam ediyoruz. Siz de GTA ile ilgili en çok aklınızda kalan anıları, görevleri ya da böyle yaptığınız farklı şeyler varsa bunları yorumlarda belirtmeyi unutmayın diyelim. Ve videonun destekçisi olan Dele'de bir kez daha teşekkür edelim. Yerinde 2 yıl hizmet garantisinin olduğunu tekrar hatırlatalım. Hem bu bilgisayara hem de Dell'in diğer kampanyalarına yakından bakmak için de açıklamada bırakacağımız linke tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.